Herkese çarşamba gününden merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine geç başlatmak zorunda kaldım videoyu. Çünkü sabah ikizlerden birinin ateşi vardı. Sonrasında da kahvaltı yaparken istifar etti. Ona birazcık canım sıkıldı. Bayağı bir korktum. Sonra ilaç verdim falan. Şimdi gayet iyi durumu. Çok şükür. Yani inşallah böyle devam eder. Daha kötü olmaz. Şimdi Alisa, yani diğerinin de birazcık burnu akıyor. İkisine de işte ilaç başladım. Hava vereceğim. Kız kardeşim geliyor bugün yolda. Onu almaya gideceğiz metrobüse. Sonrasında artık çocukları ona bırakıp bugün pazarımız var bizim. Bir pazara giderim. Öyle yeşillik alacağım birazcık. Sebze falan alacağım. Bir de işte taze balık varsa taze balık alırım akşam yapmak için. Bu arada bugün bir mesaj vardı. Mine Hanım'dı sanırsam. İşte evin ne kadar toplu diye yazmıştı bana. Ben de ona bugünkü videomda daha detaylı anlatırım diye yazmıştım kendisine. Şimdi şöyle, ikizler, yani 3 tane çocuğum var. Tabii ki de evim dağılıyor, dağılmıyor değil. Benim de evim dağılıyor sizler gibi. Ama hani biz sürekli böyle topluyoruz. Sağ olsun eşim de dağınıklığı hiç sevmez. O da mesela akşam geldiğinde sürekli mesela yerlerde bir oyuncak görsün falan. Sürekli yardım eder bana, toplar. Ya da ne bileyim süpürge açar. Hani hiç iş yapmaktan gocunmaz kendisi sağ olsun. Bana çok yardımcı olur. Bir de benim evim 4+1. Bir odasını biz oyun odası yaptık. Zaten çekimlerimde görüyorsunuzdur. Bütün oyuncakları, oyuncak dolaplarını, işte çocukların oyun masalarını falan biz hepsini oraya koyduk. Aslında oradan oyuncak çıkarmak yasak. Ama tabii ki bazen istisnalar olabiliyor, çıkartabiliyorlar. Çıkarttıklarında da hani birazcık oynamalarına izin veriyorum ama sonrasında hadi diyorum artık oyun odasında oynayalım bunlarla deyip işte oyuncakları geri odalarına götürüyorum. Bir düzenim var benim. Mesela sabah 8'de kalkıyoruz. Almine'yi okula gönderdikten sonra ikizlerin karnını doyuruyorum. Kahvaltılarını hazırlıyorum. Sonra onlar kahvaltı yaparken ben işte başlıyorum artık yatak odasından toplamaya. Yatak odasından bir başlıyorum. Toplaya toplaya bütün odaları artık salona geliyorum. En son mutfağa atıyorum kendimi. Sonrasında kendime kahvaltı hazırlıyorum. Zaten biliyorsunuz ben geç yapıyorum kahvaltımı. İşte 11-12'ye kadar bütün işlerimi bitirip ondan sonra kahvaltı yapıyorum. İşte kalırsa bir süpürme işim, silme işim kalıyor. Ya da bir çamaşır katlama, çamaşır atma vesaire gibi. Efendim anneciğim? Bir dakika. Sana da bir üzüm vereyim. Dökme. Dökme daim, tamam mı? Sonra işte hani kızlar uyuyunca yemeklerimi yapıyorum veya Almina'yı aldıktan sonra yapıyorum. Bu şekilde yani hani kendinize aslında bir rutin oluşturursanız, bir düzen oluşturursanız daha kolay ilerliyorsunuz. Mesela benim düzenim o şekilde ama tabii ki şu anda o düzen gitti bizim. Yani kısacık bir mola verdik. 15 tatil molası. Şu an 15 tatil diye asla bu düzende değiliz. Mesela şu anda benim evim de çok dağınık. Videoyu başlattım. Sonrasında evi toparlayacağım. Sonra da bir işte kız kardeşimi almaya çıkarız dışarıya. Bu şekilde. Süpürge zaten günde 3-4 kere en az açılıyor. Çünkü genelde mutfakta yiyoruz biz yemeği. Özellikle zaten mutfağım çok kirleniyor. Ama zaten bütün yani günümün yarısını mutfakta geçirdiğim için de hani sürekli toparlıyorum, süpürüyorum, siliyorum. Bu şekilde yani. Ama hani oyun odası bizi bayağı toparladı. Oyun odasını yapmamız çok çok iyi oldu yani. Ne var ne yok oraya tıkıştırıyorum. Hani orayı dağıtıyorlar sadece. Orayı da bazen eşim gidip topluyor valla. Ben çok toplamıyorum ama eşim genelde topluyor. Ama sonra zaten yarım saat sonra tekrar hepsi yerlerde. O şekilde. Şimdi ben bir hemen şu işlerimi halledeyim. Dışarı çıkayım. Dediğim gibi kız kardeşimi alacağım. Sonra artık bir yerlerde buluşuruz. Görüşürüz. Şimdi evden çıktık. Kardeşimi almaya gidiyoruz. Kızlar da evden çıktı diye nasıl mutlu?
koş koş koş. Tamam, bir şey olmadı. Anne. Hadi hadi hadi, çabuk. Çabuk gidelim. İşimiz geldi. Hoş geldin teyzecik. Hoş bulduk. Sude bana benziyor. Merhaba herkese. Evet, teyze geldi. Kızlar bayağı mutlu şu anda. Hadi gidelim artık. Eve bıraktım, şimdi pazara geldim. Hava da o kadar soğuk ki anlatamam size. Şimdi balık almaya geldim. Balığımı sürekli bu tezgahtan alıyorum. Çupra aldım yine. 3 tane fırında yapacağım çuprayı. Yukarıdan geldim, aldıklarımı yerleştirdim. Balık almıştım bu akşam için. Onları da yıkadım şöyle. Çupra balığı almıştım. Birazcık süzülsün. Şimdi onları soslayıp fırına vereceğim. Bir de buzlukta karidesim vardı. Onu da çıkardım. Onu da böyle güveçte bol tereyağlı sarımsaklı yapacağım. Ortaya koyarım. Bir de ortaya yeşillik falan yıkarım. Öyle bu akşamki menümüz. Ama öncesinde bir kahve yapacağım şimdi kendime. Aşırı kahve istiyor canım. Bir de buranın halısını bakar mısınız lekelere? Ya görün, benim evim de pisleniyor, dağılıyor. Görmeniz lazım. Az önce buranın halini çekseydim keşke. O kadar berbattı ki, karman çorman. Toparladım neyse ki, balıklarımı yıkadım. Şimdi burayı bir süpürüp sileceğim. Ama öncesinde bir kahve içeyim. Sonra da buranın halısını sererim. Sonra da artık balıklarıma geçerim. Onları soslayıp fırına vereceğim. Şimdi bir fincanımızı alalım. Evet, şuradan su da dolduralım. Hava da o kadar soğuk ki anlatamam size. Benim de böyle soğuk havalarda yüzümde bir şeyler çıkıyor ya, anlamadım. Benim herhalde bir cildiye gitmem lazım. Yüzüm böyle sanki sivrisinek ısırmış gibi bir şeyler çıkıyor yüzümde. Herhalde soğuğa alerjim var. Ne o? O ne kız? Ha, balık, evet balık anneciğim, balık aldım. Balık yiyeceğiz. Balık diyor, evet. Tamam, baksın. Merakını gidersin. Kahvem olsun. Kızlar, şimdi ben buraları bir süpürüp sileceğim. Duydunuz mu beni? Buraları süpürüp silmem lazım bir. Siz o yüzden buradan çıkın. Alisa. Siz içeri geçin. Ben burayı bir süpürüp sileyim, ondan sonra gelin. Tamam, hadi kızlar. Hadi bakalım. Benim şöyle bir el mopum var. Bunun ucuna istediğiniz bezi takabiliyorsunuz. Ama iki tane bezli geliyor satın aldığınız. Ben kendi evdeki bezlerimden koydum. Böyle yerlere bir fıs fıs sıktım. Şimdi şöyle bir sileyim. Sonra ucundaki bezi işte tekrar yıkar. Şöyle bir geçerim üzerinden. Bunu böyle günlük kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Günlük temizlikte gerçekten böyle şipşak silmelik bir şey. Güzel yani. Yerleri bir güzel sildim. Halımı da serdim. Artık yemeğime başlayabilirim. Kahvem de kaldı orada. Hala içemedim dedim. Şurayı bir halledeyim. Ondan sonra rahat rahat içerim. Şimdi bir kahve içeyim. Ondan sonra hemen balıklarımı zaten yaparken çekeceğim. Bunun tarifini yine Instagram'da vermiştim. Reels olarak atmıştım. Bayağı da tutuldu o video. Şimdi size de çekeyim yaparken. Çok güzel oluyor. Benim yaptığım gibi yaparsanız, içlerine tereyağı falan koyuyorum ben, biraz farklı yapıyorum. Şimdi hemen başlayacağım, zaten çekeceğim detaylı. Bu arada yağdanlıklarımı da doldurdum bugün. Koydum şöyle temiz temiz. Nasıl görünüyor sizce? Vallahi ben çok beğendim. Şu gold detayları falan güzel oldu. Mutfağa. Böyle. Şimdi ben balıklara şöyle çizikler atıyorum. Bir, şöyle iki çizik. Tarafına. İki çizik de bu tarafına.
Sonra bu aralarına böyle birer parça tereyağı koyuyorum. Şöyle içlerine de sarımsak ekliyorum. Şöyle iki tane de patates doğruyorum. Aralarına koyacağım. Bir de şöyle arpacık soğan ekliyorum. 4-5 tane. Üzeri için şöyle bir sos hazırladım. Sıvı yağ, toz biber, karabiber, bir de tuz koydum. Şöyle birazcık balıkların üzerine bir de patateslerime süreceğim. Bu arada bugün birkaç kişi tanıma videosu çeker misin demiş. Evet, tabii ki çekerim. Tanımayanlar var beni. Ama nasıl çekeceğimi gerçekten bilmiyorum. Bununla alakalı bir iki video izleyeyim isterseniz. Ondan sonra çekeyim. Bir iki tane soru vardı. Ekstra sizlerin de sormak istediği bir şey varsa bu videomun altına yazabilirsiniz. Ben hepsini bir kağıda yazayım. Bütün soruların hepsini. Sonra kağıttan bakarak cevaplandırırım. Ben böyle fırında balığı daha çok seviyorum. Bir 2-3 hafta önce şey almıştım. İstavrit almıştım. Ocakta yaptık. Ay, kokusu 2 gün evden çıkmadı. Bir de her yer battı. O kadar yağ oldu ki dedim ki yok, ben daha küçük balık falan almam. Eğer canımız çekerse de dışarıda yaptırırız, evde yeriz dedim. En güzeli böyle fırında. Ne koku derdi var, ne şey var, yağ derdi var. Gerçekten çok berbat olmuştu. Her yer batmıştı ya. Şimdi size inanılmaz güzel bir karides tarifi vereceğim. Biz bunu geçen sene Sabancı'ya gitmiştik Çağrı'yla. Orada bir balık restoranında yedik. Ünlü bir balık restoranında. Sonra eve gelince ben orada bayağı bir inceledim. Eve gelince tarifin aynısını yaptım. Ve o gün bugündür sürekli yaparım bunu. Çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi bunu da zaten detaylı çekeceğim size. Böyle bolca tereyağı koyuyoruz. Tereyağı bol olacak. Burası önemli. Bir de sarımsağı bol olacak. Yine o da önemli bir kısım. Bu biraz erisin. Tereyağım eridi. Hemen şöyle karideslerimi ekliyorum. Karidesi ben dondurulmuş alıyorum. Çok çabuk pişiyor zaten ama sonra ben bunu fırına vereceğim. İçine şöyle bolca sarımsak ekliyorum, doğruyorum. Sarımsak, karidesler biliyorsunuz birazcık ağır kokuyor ya. Sarımsak çok güzel bastırıyor onun kokusunu.
Bugün balık gecesi yapıyoruz ha suda. Gerçekten öyle. Şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Balığım pişmiş. Oy, buhar oldu. Şimdi bu balığı alayım. Hemen şeyi koyacağım fırına. Karides fırına koyacağım. Şöyle içine biber doğradım. Birkaç tane de domates doğradım. Biraz da baharat attım. Şimdi artık piştiler. Yeşillik yıkadım. Geliyorum aşkım. Roka ile tere almıştım. Onu da yıkadım. Onu da koyacağım şimdi. Burada karidesim var. Daha pişmemiş ama o. Ama biz oturana kadar pişer. Kaşar erir. Biraz daha yükselteyim. Balıklarım zaten pişti. Ay sonra bir çay koyalım şurada. Çayla ne yiyeceğiz ama? Aldık ya bir tatlı bir şey yok. Ay abur cubur ben yemem ya. Geliyorum canım. Karidesler de oldu. Masamız hazır. Bize afiyet olsun.